Bu Araf suresi 26. ayeti kerime çok kısa ama derinliği oldukça fazla. Yani bir okyanus misali, yatayına sınırı olmayan, derinlemesine sınırı olmayan, anlama kabiliyetinize göre dal dalabildiğin kadar diyebileceğim muhteşem bir ayettir. Ama maalesef mealler çok böyle üstün körü geçtiği için oradaki derinliği çok fazla insanlar okuduğunda anlayamayabiliyor. Ama ben kısaca şöyle ifade edeyim. Araf suresi 26. ayette Yüce Rabbim buyuruyor ki, ya beni Adem'e, ey Ademoğulları, yani ey insanlar. قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا Sizlere biz şüphesiz ki elbiseler bahşettik. Ne işe yarar bu elbiseler? يُوَارِي سَوْآتْكُمْ وَرِيشَ İki işe yarar. Bir, mahrem yerlerinizi, yani insanların nazarında görülmesini arzu etmediğiniz mahrem yerlerinizi örtmeye, kapamaya yarar. يُوَارِي سَوْآتُكُمْ وَرِيشَ Ve bir de süslenip püslenmenize, güzel gözükmenize yarar. Bu iki işlevi vardır. Şu bedensel, fiziksel elbiselerimizin, üzerimizdeki elbiselerimiz. Bunu dedikten sonra Cenab-ı Allah وَلِبَاسُ takva, takva elbisesine gelince وَلِبَاسُ takva ذَٰلِكَ خَيْرٌ En hayırlı elbise takva elbisesi. Muhteşem bir teşbih var bu ayet-i kerimede. Ve muazzam bir derinliği olan bir ayet-i kerimedir. Burada iki tane önemli teşbih var. O iki teşbihi kısaca şöyle anlatayım size. Bedensel, fiziksel şu elbiselerimiz ile takva elbisesi arasında bir benzetme ilişkisi kurarak çok önemli iki mesajı biz kullarına Cenab-ı Allah vermektir. Bu fiziksel elbiselerimizin birinci işlevi mahrem yerlerimizi kapatmasıydı değil mi? İnsanlar nazarında gözükmesi, insanlar tarafından arzu edilmeyen yerleri kapatıyor. Takva elbisesiyle de Cenab-ı Allah buyuruyor ki, Allah'ın kalbinizde ve gönül dünyanızda, ruh dünyanızda asla ve kat'a tezahür etmesini, açığa çıkmasını istemediği bir kısım o kalbi hastalıkları, yalan ve hile, hırs ve ihtiras, kin ve öfke, kıskançlık ve haset, gurur ve kibir, gösteriş ve riya, cimrilik ve bencillik ve özellikle su-i şehvet ki kalbi hastalıkların en dehşetlisidir. Helali olmayan bir karşıt cinsel şehvet beslemek, su-i şehvet gibi bu kalbi hastalıkları takva elbisesiyle, yani ahlak elbisesiyle, yani Kur'an ahlakı elbisesiyle onları kapatacaksınız ve onlar kalbinizde açığa çıkmayacak. Böylesi muazzam bir mesajı böyle bir benzetme ilişkisiyle bizlere veriyor Cenab-ı Allah. İkinci olarak ne işe yarıyordu bu elbiseler? Süslenmemize, güzel gözükmemize yarıyordu değil mi? Allah diyor ki mesaj olarak, siz şu fani bedenlerinizi süslemek için dahi gidiyorsunuz, yeri geliyor, mağaza mağaza geziyorsunuz, kendinize yakışanı seçmek için belki birçok elbiseyi deniyorsunuz, çıkarıyorsunuz, ona bir zaman ayırıyorsunuz, ona bir masraf ediyorsunuz, ona bir işte zihinsel çaba harcıyorsunuz ve üzerinize yakışan elbiseyi seçip giyiyorsunuz güzel gözükmek için. Ki bu konuda özellikle kadınlar çok çok daha mahirdir. Onların öyle kombin yapma duygu ve düşünceleri biz erkeklere göre çok daha fazladır. Çanta ayakkabıya uyacak, ayakkabı saç rengine uyacak vesaire derken kılık kıyafet konusunda çok ciddi mesai harcarlar. Hani bunlar güzel eleştirme anlamında demiyorum. Buradan bir yere varacağım. Erkekler de harcasın mesai, sorun değil. Ama Cenab-ı Allah diyor ki, bu fani bedenleri süslemek için bir çaba harcıyorsunuz, bir zaman harcıyorsunuz, bir emek veriyorsunuz, hatta birçok da para harcıyorsunuz. Baki olan ruhlarınızı süslemek için bir çaba harcıyor musunuz diyor Cenab-ı Allah. Baki olan ruhlarınızı, Allah'tan bir parça olarak sizlere emanet edilen ruhlarınızı süsleme adına, takva elbisesiyle o ruhları süsleme adına nasıl bir çaba sarf ediyorsunuz diyor bu ayet-i kerimeyle bizlere. İki yerde geçer. Hicr suresi 29. ayet ve Sad suresi 72. ayet. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Ben insana şekil verdiğim zaman ona kendi ruhumdan üfledim buyuruyor Cenab-ı Allah. Bizlerin ruhları Allah'ın ruhundan bir parça. Ve bu ruh bize emanet edildiğinde pır pak, tertemiz, pırıl pırıl. Başka bir şekilde zaten düşünülemez. Allah'ın ruhundan bir parça. Allah'ın ruhundan bir parça olarak sizlere emanet edilen bu ruhları takva elbisesiyle, yani ahlak elbisesiyle, Kur'an ahlakı elbisesiyle, yani adaletle, merhametle, doğrulukla, dürüstlükle, cömertlikle, kul hakkına hassasiyetle, bu güzel hasletlerle, ahlaki faziletlerle süslüyor musunuz diyor Cenab-ı Allah. Bu ayet-i kerimenin derinliğine bakar mısınız? Ne muazzam bir derinlik var.
takva elbisesiyle ruhunuzu bu ahlaki faziletlerle süslemez iseniz, Allah muhafaza, günahlarla ve haramlarla sizlere, bizlere pür park olarak emanet edilen bu ruhu bir kirletirsek, hafizan Allah, kirlenmiş bir vaziyette, kapkara bir vaziyette ruhumuzu Cenab-ı Allah'a teslim eder isek, vay halimiz. Çünkü Allah'a ruhumuzu ne vaziyette teslim edersek, kıyamet günü, yani yeniden diriliş günü o vaziyette, yani mecazen diyorum, kan revan içerisinde teslim etmiş isek, günahlarla ve haramlarla kirletmiş isek o ruhu, o kan revan içerisinde kirlenmiş bir vaziyette ebedi hayatta o ruh gelecek bizi bulacak ve ebedi hayatımızı kendimize zindan etmiş olacağız. O yüzden Allah diyor ki, وَلِبَاسُ التَّقْوَ ذَٰلِكَ خَيْرٌ. Takva elbisesi elbiselerin en hayırlısıdır derken, ikinci fonksiyon olarak da ruhunuzu takva elbisesiyle süsleyin. O süslü, o güzel halde Allah'a teslim edin ki ahlakla süslenmiş bir halde gelsin sizi bulsun ve ebedi hayatınız sizin için mutluluk ve huzura dönüşsün diyor Cenab-ı Allah.